Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda server side komponentin içerisinden database işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu videoda daha modern bir yaklaşım olan Actions'larla beraber bunu nasıl yapıyoruz aslında buna bakacağız. Direkt aslında konuya girelim ve kodumuzu yazmaya başlayalım. Şuraya bir tane folder oluşturmak istiyorum. Adı da users'tı değil mi şeyin adı? Evet, users olsun. Bunun içine Şuradaki komponentin içindeki postu komple kopyalayalım. Bir tane dosya açalım. Adına da şey diyelim. PageTSX olsun adı. Bunun içine bunu kopyalayalım. Sonra şu kafamızı karıştırmasın. Silelim. Şunu kaydedeyim. Tabii şurası patladı. Şöyle kaldıralım şunları. Şunları da kaldıralım. Tamam, bununla bir işim yok. Kaydettim, geldim, yeniledim burayı. Burada bir şey yok. Slash users diyorum. Ne diyor? Prizma'yı bulamamış. Pet mi değişti acaba? diyerekten şöyle kaydedelim. Tamam. Şimdi bu kodu parçalayacağız arkadaşlar. Normalde React tarafında, dokümanlara baktığımızda, Server Actions diye bir mekanizmanın, bir paternin olduğunu görüyoruz aslında. Bu Actions'ın sanırım 3. parti bir kütüphanesi daha var. Ama benim anlatacağım bu Actions hikayesi direkt Next'in içerisinde gelen Actions olacak. Tekrar uygulamama gidiyorum. Buraya bir tane ben şey oluşturuyorum. New folder değil de New file diyeceğim. Adı Create User Form olsun. Bir bak işte anlayalım. Ve buradaki formu aslında bunun içerisine taşıyacağım. RCF miydi? Evet. Create user form bunun içine de formu taşıyacağım aslında. Şimdilik e, şurası boş olsun. Şöyle bir komponentten bahsediyorum. Dolayısıyla buraya gelip create user formu ekliyorum. Ve bu create user formunda aslında e, use client deyip Client side'da çalışan bir komponent olmasını sağlıyorum. Neydi? Client side bir komponent, server side bir komponent de burası server side çalışabiliyordu. Dolayısıyla şu kısım yani şuradaki prizma kısmı bizim server side'da çalışan bir kısım ama şu içeriye koymuş olduğum create user form client side olmasına rağmen server komponentin içerisinde render edilebiliyor. Şimdi şu add user'ı da alalım. Şimdilik buraya direkt kabaca koyalım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Şunu da alalım. Bu ne? Bir dakika bununla bir işim yok. Şurayı bir sadeleştirelim. Burada sadece ben user form görmek istiyorum ve listeyi görmek istiyorum. Tamam. Geldim buraya. Şimdilik şunu bir comment'leyeyim. Ctrl K -C. Şu an elimde şöyle bir kod parçası oldu. Şimdi buraya bir tane de şey eklemem gerekiyor. New file diyorum tekrar actions.ts diyoruz buna da. Bu da export function create user olsun. Bu kodu da buradan kat yaptım, geldim şuraya koydum. Tabi biraz çok kopyala yapıştır yapınca garip oldu. Şurası şöyle dursun. KU diyeyim. Şöyle bir temizlensin ortalık. Tekrar şuraya comment diyeceğim. Bu böyle dursun şimdilik. Bizim bu actionslarımız sunucu tarafında çalışabilen, async olarak çalışabilen fonksiyonlar aslında. Dolayısıyla client komponentin içinden bu actionslara erişip sunucudaki işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Buraya geliyorum. Şuraya geliyorum. Neydi? Form state miydi? Use form state diyorum. Şuraya da const form state for action diyorum şuraya. Şu form action'ı unutmadan şuraya bir yazayım. Şöyle bir açalım. create user diyorum. Bu create user. Şuradaki create user birazdan geleceğiz tekrardan. Virgül initial state zaten burada görebiliyorsunuz initial state'i. Şöyle bir boş state verelim buna şimdilik. Böyle dursun. Şuraya da mesela console log diyelim form state diyelim. Böyle dursun. Şimdi bu actionlar daha doğrusu buradaki form state şuradaki şeye aslında bir tane neydi? Şu dökümana bakalım unuttum adını ya. Doğru isimlerle yazalım. Behavior. Önceki state ve iş neydi ya? Form data değildi. de. şöyle. Önceki state'i Şimdi unknown diyelim buna. Bir de form datayı buraya gönderiyor aslında. Tamam. Şuraya da gelip console log ve form data diyelim. Tamam. Burası böyle dursun. Ee, sonra şu emaildi zaten değil mi? Şuraya bir de şey yazalım. Const initial state diyelim. Evet. Name olsun boş. Bir de emaildi bu da boş olsun. Şu initial state'i de şuraya şu şekilde verelim. Bu neye kızdı şimdi? Buradan bakacağım. Yanlış mı şey yaptım acaba? Ya ben gerçek gerçekten bir şey yapmadıktan sonra hiç okuduğumdan, izlediğimden bir şey anlamıyorum. Benim yazıp öğreniyor olmam lazım. Ha biz bu olay tabii şöyle olması lazım sanırım. Bu initial state dediği formun state'i. Yani bir hata olduğunda hata, success olduğunda success diyelim. Şuraya mesaj diyelim şimdilik. Böyle dursun. Bu da geriye return message dönsün. İşte success olsun diyelim ki. Tamam, tamam. Yani şuradaki signature uymadığı için hata veriyor. Tamam. Orayı da güncelledik. Dolayısıyla buradaki state bizim view tarafındaki formun fieldlarını ve value'larını tutan state değil aslında yani. Formun durum state'i. Başarılı bir şekilde kaydedebildik mi ve hata oldu mu hata olduysa nerede oldu? O bilgileri tutan state. Dolayısıyla aslında formun state'i olmuş oluyor. Aynen öyle. Çok da laf uzatmayayım. Burası da böyle. Kaydettim. Geldim şurayı yeniledim. Şimdi şurada şu inspector'ı bir açalım. Tabi burada göremeyiz hiçbir şey. Şuraya da şey yazalım form state dedik buna. Şuraya da form state diyelim. Şöyle olsun. Burada da şeyleri göreceğiz zaten. Dolayısıyla geldim. Inspect dedim. Konsola geldim. Yeniliyorum. Form state gördüğünüz gibi boş. Bir şeyler yazdım. Save dedim. Form state gördüğünüz üzere success olarak geriye döndü. Tabi şurada form data şöyle yazalım şurayı. Şuradaki form data'nın içerisinden de get name dediğimde aslında Şunu sev diyelim. Name dediğimde ya da şurayı da email diye daha mantıklı bir şey görürüz belki. Gördüğünüz gibi email bilgisini aldım. Burada ne oldu şimdi ona biraz bakalım. Benim bir formum var. Bunu bildiğimiz native HTML gibi düşünmekte fayda var. Burada herhangi bir binding yapmadık bizim büyü tarafındaki gibi. Dolayısıyla bu form action şu formun içindeki field'ları, inputları name'ine göre aldı ve arka taraftaki bizim action'ımızın içine form data olarak bu form data bizim native olarak JavaScript'in içerisindeki bir obje. Bunun içerisine key ve value olarak ekledi. formData.get deyip şuradaki verdiğim isim aslında şuradaki inputun name bilgisi. Dolayısıyla formun normal native javascript ile arka tarafa post etmiş oldu. Ama tabi burada bir API endpoint ya da ona benzer bir mekanizma söz konusu değil. Bunu Next'in kendisi yönetiyor. Post ettik ve post etti. Aslında bunu biz normal geleneksel şeylerdeki gibi de düşünebiliriz. Bizim geliştirme yaptığımız yöntemlerdeki gibi. Biz normalde formun action action'ına diyelim ki .net'te şeyin petini veriyorduk. Server'daki işte Controller Action gibi veriyorduk. İlgili form buraya post ediliyordu. Aslında buradaki davranışta da bunun birebir neredeyse aynısı. Hatta sonlara doğru belki onunla ilgili de bir, birkaç bir şey gösterir, söyleriz. Dolayısıyla şu anda benim elimde ne var? Form state dedik. Form state'i de mesela şurada bir yerde gösterebilirim. Şöyle şimdi form state nokta message diyelim. Şöyle burada dursun. Hata olduğunu da burada hatalı bir şekilde olduğunu göstereceğiz. Yenileyelim. Hiçbir şey yok. Tamam. Artık elimde ilgili formu backend'e öyle düşünmemiz lazım. Server'a post ettiğim bir durum söz konusu. Dolayısıyla şuraya ku diyelim. Aslında burada hiçbir şey yapmayacağız neredeyse. Şunu şöyle koyduk. Şunu şöyle koyduk. Bu fonksiyon neydi? Async olabiliyordu. Aynen. Geriye revalidate pet ıvır zıvır. zıvır. Tabi şurası users olacak. Kaydettik. Geldik şuraya da yeniledik. Şunu kapatalım. Ne diyelim buna? Deneme name deneme at ahmet.com diyelim. Ve save dediğimizde patladı ortalık. Niye? Prisma client zart Surt, um, Prisma client user create data user data ne demek bu? Unhandled runtime error. Şunun başına şey yazmadık. Use server. Use server demem gerekiyor ki bu e, arka tarafta server şey olarak <laughs> şöyle Abdullah xx deneme save diye ha eklendi. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız yapabildik. O hata şeyden dolayı oldu ya. Browser falan herif zaten anlatıyor derdini. Browser'da çalışamıyorum falan diye. Buraya use server ekliyorum ki Next bunun server'da çalışması gereken bir e, kod parçası olduğunu anlayıp ona göre muamele etsin. Dolayısıyla güzel oldu. Şimdi biz ne yaptık? Geriye çekilip ona bakalım. Biraz fa... Ya kardeşim meşgule atıyorum. Demek ki konuşacak durumda değilim. Şimdi biz ne yaptık? Ona bir bakalım. Bizim bir tane sayfamız var. Sayfamız server component. Dolayısıyla server component olduğu için hiçbir sorun yok. Kullanıcıları aldım, gösterdim. Fakat server komponentin içerisinde ben diyelim ki client side bir validasyon yapmam gerekiyor ya da client side'da çalışacak bir fonksiyon eklemem gerekiyor. Tabii ki burada bunu direkt yazamıyorum. Çünkü server komponentlerinde on click, on change, drag drop ya da o tip şeyler çalışmıyordu. Dolayısıyla ilgili sayfanın içerisinde bir tane client site'de çalışan komponent göstermek istiyorum. Bu bir form bu örnekte. Gittik bir tane form komponenti yazdık. Şu andaki sade bir komponent bu. Fakat bu sefer Use client dediğim için client'te çalışacak bir komponent olduğunu söylediğim için bu arkadaşa bu sefer ben bunun içerisinden database'e create işlemi gibi işlemleri yapamıyorum direkt. Çünkü bu ad üstünde client side'de çalışıyor. Adamlar da demiş ki bu tip durumlar için bir tane mekanizma yapalım actions adında. Ben en azından öyle anladım. Server'da çalışabilen, async çalışabilen kod parçaları yazabilsin insanlar. Client side'dan da bu kod parçalarına erişip ilgili işlemlerini gerçekleştirebilirsinler. Dolayısıyla bu benim bir client side'da çalışan kodum, fakat use form state sayesinde, bu mekanizma sayesinde, bu formun içindeki datayı server'a post edebiliyorum. Post ettiğim o datayı da server tarafındaki actions sayesinde ...database'e yazabiliyorum. Bu bir fotoğraf upload olabilirdi, fotoğraf upload edebilirdim vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım getirmişler. Buradaki actions'ın içine biz Şimdi kopyalayalım uzatmamak için Normalde diyelim ki user ne olur Şunları şimdi kaldıralım Şurası mesela ne olabilir Delete user, işte update user gibi fonksiyonları ekliyoruz Ve sonrasında da çağırıp kullanabiliyoruz Biraz önce söylediğim gibi Bu bizim normalde MVC'deki controller içerisindeki actions gibi Muhtemelen o yüzden zaten adı actions'tır Yani ben şu actions.ts ya Şuna yani şurayı şöyle konfigüre etseydim, sourceun altına bir tane folder koyayım. Buraya koymak mı daha mantıklı? Şuraya koy, koyabiliyor muyum acaba? Controller deseydim, bunun da içerisine gelip file user controller .ts deseydim ve şuradaki kodu kopyalıyorum şimdilik. Çalıştırmayacağım. Şuraya koysaydım, bu bizim klasik MVC'deki controller gibi olacaktı aslında mantık olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla da ben baktığım zaman controller'a user controller'mış. User kontrolün içinde ne varmış? Burada bunları çok güzel bir şekilde görebiliyorum, yönetebiliyorum. Okuması kolay, anlaması kolay. Bence güzel bir yaklaşım bu. Dolayısıyla da insanların eleştirdiği şekilde baktığımız zaman işler başka bir paradigma ile çözülmeye çalışıldı. Sonradan tekrardan en geriye, ta en geriye dönmüş olduk. Ben bunu şeye de benzettim bu arada. Eskiden .NET'te Web Form diye bir şey vardı, yaklaşım vardı. Orada da aslında biz bir state bilgisini HTTP ile beraber sağ sola taşıyorduk. Ona da benziyor aslında ama tabii çok daha modern çözülmüş bir hali. Bu yine düşündüğümüzde web uygulaması geliştirme evriminin bir parçası olarak görüyorum. Hızlı uygulama geliştirmek için bence gerçekten Next başka bir kafada yani. Nux'tan çok başka bir kafada ama Next'in da çok muhteşem tarafları var. İşte yeri geldikçe bahsetmeye çalışıyorum. Next'in de çok muhteşem tarafları var. Bu kısım beni açıkçası biraz karmaşık. Sıfırdan öğrenmek ne kadar kolay ne kadar zor emin olamıyorum. O konuda ahkam kesmeyeyim ama Geçmiş deneyimlerimden dolayı ya kafayı anlayabiliyorum ve dolayısıyla da çok hoşuma gidiyor. Bu actions meselesi de bu şekilde. Dediğim gibi 3. Parti actions ile ilgili bir kütüphane daha var sanırım. Ömer bahsediyordu ondan. Safe actions mı? Öyle bir şey olması lazım. Yeri geldiğinde ona da değineceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayalım. Kanala da abone olalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.